Ekonomist, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener'le. Hoş geldiniz Sayın Şener yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ece Hanım. Çok teşekkürler. Önce hem sizle hem sevgili seyircilerimizle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bugün çok sevgili arkadaşım Barış Esen kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. İngiltere Başbakanı Sunak'la bir röportaj gerçekleştiriyorlar. Diyor ki İngiliz halkına sunabileceğim en iyi vergi indirimi enflasyonu yarıya indirmek diyor. Ondan sonra spiker de diyor ki enflasyon bir vergi değildir. Sunak da diyor ki enflasyon vergidir, en çok da fakirleri etkiler. Şimdi bu çok hakikaten beni de etkiledi. Dolayısıyla bu vesileyle bir paylaşmak istedim sıcağı sıcağına. Şimdi TÜİK verileri ortada. Az önce aslında baktığımızda 1 Temmuz'da emekliye yapılan %25 zam TÜİK verilerine göre 3 ayda eridi gitti. Ekim ayında belki de seyyanen bir artış gerekecek dedik ama ne düşünüyorsunuz? Şimdi bütün ayarlamaların bir kere buna göre bir güncellenmesi gerekebilir mi? Şimdi tabii Ece Hanım, öncelikle 3 aylık enflasyonu görmüş olduk biz Eylül enflasyonuyla birlikte. Yani Ekim, Kasım, Aralık enflasyonunu da gördükten sonra tablo çok daha netleşecek. Ancak şimdiden bu 3 aylık çıkan rakamlara göre dahi aşağı yukarı memurlara, memur emeklilerine, işçi emeklilerine ne kadarlık bir zam gelebileceğini aşağı yukarı çok yakın seviyelerde tahmin edebiliyoruz. Sadece bunlar değil, bir de asgari ücretteki artış yaşanacak biliyorsunuz Ocak ayında. Bu da gündeme gelecek. Şimdi bu 3 aylık dönemde %25 şu anda Temmuz'dan bugüne kadar, işte memur ve memur emeklileri için söylüyoruz özellikle, %25'lik enflasyonda bir değişim oldu. Şimdi bunun üzerine bundan sonraki 3 ayda iyi ihtimallerle %10-12 gibi bir 3 aylık enflasyon farkı daha gelse aşağı yukarı diyoruz ki 25 artı 12 işte 35-37'leri bulacak bir enflasyon farkı. Bu sadece enflasyon farkı. Biliyorsunuz memurlar ve memur emeklileri geçen hafta içerisinde anlaşma yapılmıştı. %15'lik bir Ocak zammı konusunda anlaşılmıştı. Şimdi bu %35'i de üzerine eklediğinizde doğal olarak %50'nin üzerinde hem memurlara hem de memur emeklilerine bir artış gelecek. Bu aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Şimdi işçilerle ilgili kısımda da, işçi emeklileriyle ilgili kısımda ise SSK'lılar dediğimiz vesaire, orada da enflasyon farkı aşağı yukarı 6 aylık süreçte çok yüksek ihtimalle, yani en azından orta vadeli programda %65'lik bir enflasyon beklentisi var. Şu anda bugün itibariyle gerçekleşen %61'lik bir enflasyon farkı var. Dolayısıyla orada da aşağı yukarı %36'lı, %37'li seviyeleri ne yapmış olacağız? Görülmüş olacağız. Böylelikle şunu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki işte en düşük işçi emeklisi vesaire, onların da %35'in altında almaması gerekecek bu enflasyon rakamları ışığında. Tabii bir yandan da Sayın Gaye Erkan'ın bugünkü sunumlarını da izledik. Bir taraftan da şu söyleniyor. İşte bu getirilen vergilerin, siz çok güzel bir örnek verdiniz İngiltere'den. Getirilen bu vergilerin enflasyona yansıması var. Ama aynı zamanda artırılacak bu ücretlerin de enflasyona çok ciddi yansımaları var. Bakın bugün Sayın Gaye Erkan net rakamları verdi. Son getirilen bu ilave özel tüketim vergileri, katma değer vergileri, işte araçlara, konutlara vesaire getirilen vergilerin şu andaki enflasyon üzerindeki etkisi yıllık bazda 6 puanın üzerine çıkmış durumda. O yüzden işte bu rakamları gördüğümüzde biz enflasyon rakamlarını görünce hem memurlara, işçilere, çalışanlara, emeklilere ne kadarlık bir bundan sonraki süreçte zam gelebileceğini çok net görebiliyoruz. Tabii bununla sınırlı da değil Ece Hanım aslında. Biz enflasyon rakamlarını veriyoruz ama biliyorsunuz son 5 yıllık dönemde hükümet özellikle enflasyonun üzerinde bir refah payı vermeye gayret ediyor. Bu refah payını da eklediğimizde o zaman bu rakamların çok daha üst seviyelerde olduğunu görebileceğiz. Fakat bizim ne yapıp edip şu enflasyonla ilgili kısmı, enflasyon sorununu,
İşte İngiltere'de de bu sorun, Amerika'da da bu sorun. Onlar da yaşıyorlar bu enflasyon sorununu nispi olarak, yani bize göre biraz daha az olmasına rağmen en azından oralarda da bu sorun çok ciddi anlamda yaşanıyor. Amerika'da da aynı sorunlar yaşanıyor. Ama ne yapıp edip bizim şu enflasyonla mücadeleyi hızlandırmamız gerekiyor. Enflasyonla mücadeleyi hızlandırıp olumlu rakamlar almaya başladığımızda, o zaman işte bu işçi ücretlerine, memur emeklisine vesaire hem yansımalarını hem de halkın gündelik hayatına yansımasının asgariyeye inmesini ancak görebileceğiz. Çünkü bakın, bugün enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı. İşte bakıyoruz yıllık bazda en yüksek artış hangisinde diye. Gördüğümüz kadarıyla mesela lokanta ve otelcilikte %92'nin üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Bunlar resmi kayıtlarımız. İşte eğitim sektöründe aylık bazda %30'u aşan bir enflasyona sahibiz şu anda. Yani Eylül ayında bir önceki aya göre, yani Ağustos ayına göre %30'un üzerinde bir artış eğitim harcamalarında gerçekleşti sadece. Dolayısıyla bizdeki enflasyonun hani halkı etkileyen yönü, halkın üzerine baskı kuran yönlerinden en büyüğü de bu aslında. Çok ani yükselişler görüyoruz. Yani doğal olarak Eylül ayında herkes çocuklarını okula verdi ve bunun sıkıntısını gördü aslında. Aynısını gıda fiyatlarında da yansıyoruz. Bakın, gıda fiyatlarında da aynı şekilde hızlı yükseliş devam ediyor. Yani yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artışa bakıyoruz, %75'in hala üzerinde. Bu şu demektir, gündelik hayatımızda en çok kullandığımız şeyler gıdalar, yani normal vatandaşın kullandığı gıda, işte ulaştırma vesaire, bunlar daha çok halk tarafından kullanılıyor, insanlarımız tarafından kullanılıyor. Gıdadaki enflasyon %75'in üzerine olunca doğal olarak vatandaşlarımız da enflasyonun yükünü daha ağır hissediyor sırtında. Yani gıda fiyatlarının bu kadar yüksek olması toplumun tamamını, 85 milyonu çok ciddi anlamda etkiliyor. İşte bizim de ne yapmamız lazım? Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele ederken enflasyona en büyük katkıyı veren, ki Sayın Hafize Erkan'ın bugünkü sunumundaki o enflasyon detayları gerçekten çok harikaydı, yani onu söyleyelim. Hepsine baktık, yani rakamsal olarak hangi noktalardan geliyor diyor. Çünkü Merkez Bankası bunları net olarak görebiliyor, piyasaya göre çok daha net rakamlar elinde var. Dolayısıyla oradaki rakamları gördüğümüzde, yıllık olsun, aylık olsun, hangi kısımdan ne kadar geldiğini gördüğümüzde o zaman işte yükün ne kadar ağır olduğunu görüyoruz. Çünkü peki, bakın bugün pardon Ece'nin. Çok özür diliyorum, lafınızı bölüyorum ama şimdi çok net konuşalım. Sayın Hafize Gaye Erkan çok gerçekçi çünkü. Yani az önce siz de zaten vurguladınız. Diyor ki elektrik ve doğalgaz sanayiye yönelik, biz diyor günlük hayatta bize yapılmadı, ne olacak ki canım dedik geçtik, ama sanayiye yönelik elektrik, doğalgaz ve işte o zamlar, bütün bunlar devam eden gelişmelerle birlikte yıllık enflasyonun artışına katkı sunacak. Çünkü hakikaten orada da bu sefer ona göre işçi çalıştırıyorsunuz, ona göre işten atıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bu da bütün ekonominin döngüsünü etkileyen bir şey. Son derece gerçekçi. Hatta buradan hareketle baktığınız zaman işte %65 civarı bir öngörü vardı yıl sonu tahmini. Ama işte bugün %61,53 çıktı. Bu tahminden hareketle Sayın Hafize Gaye Erkan'ın ortaya koyduğu gerçekçi tabloyla nereden baksanız %70'in belki üzerine çıkılacak. Fakat şimdi bütün bu gerçekçi yaklaşımları alt alta koyduğumuzda sizce bu resmi böyle gören bir ekonomi yönetimi, Mehmet Şimşek de sabır diyor ama işte dışa bağımlılığı azaltacak gerekli üretim altyapısı olmayınca cari açık büyüyor. Cari açık, dövize talep artıyor. Döviz kaynaklı maliyetler artıyor. Enflasyonu uçuruyor. Ondan sonra da işte bu sonunda biz bu noktaya geliyoruz. Bu yönetim buna dair, yani her alandaki ithal girdi bağımlılığına dair, dış ticaret açığı, cari açığa dair bu gerçekçi tabloyu ortaya koyduktan sonra çok somut adımlar atar mı? Çünkü bu kısır döngü hep yıllardır devam ediyor. Ece Hanım, tabii şunu söyleyelim. Bu somut veriler her dönem mutlaka ilgili kurumların elinde zaten bulunuyor. Yani daha önceden de Merkez Bankası'nın elinde bu rakamlar vardı. Şimdi de var.
Tabii haklısınız. Yani bu kamuoyuyla paylaşılıyor artık. Yani biraz daha şeffaflık ön plana alındı. Öngörülebilirlik ön plana alındı. Dolayısıyla kamuoyuna yansıyor. Mesela Sayın Erkan çok açık yüreklilikle şunu söylüyor. Bakın şu anda enflasyon ne kadar? %61 değil mi? Bugün itibariyle açıklanan rakam. Bunun sadece 18 puanı gıdadan geliyor. 22 puanı hizmet sektöründen geliyor. Bakın neredeyse şu andaki 61'lik yıllık enflasyonun %40'ı iki ana gruptan geliyor aslında bakıldığında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sorunlar çözümsüz değil. Önemli olan sorunu ortaya koymak, sorunun çözümüne dönük bir takım şeyleri yapmak. Yani bir takım öngörülerle birlikte bir takım önlemleri almak. Bunlar bizi kurtaracaktır. Yoksa tabii ki haklısınız, ekonomimizin bazı işte ithalata dayalı vesaire kısımlarında sorunlar zaman zaman oluşabiliyor. Ama asıl sorun burada ve özellikle enflasyonla ilgili sorun, dolayısıyla bundan sonra önümüzü rahat görmemiz açısından, vatandaşın rahat etmesi açısından asıl sorun, bakın iki ana kalem 40 puanını bu iki ana kalem oluşturuyor. Yani hizmet sektöründe demek ki çok ciddi sorunlarımız var enflasyon algısıyla ilgili. Diğer taraftan gıda sektöründe, yoksa ulaştırmaya, akaryakıta vesaire, işte vergilerin oranlarına vesaire bakıyoruz. Oradaki seviyeler bu söylediğim iki gruba göre çok çok düşük. O yüzden Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın bunları açık yüreklilikle beyan etmesi ve buna sadece beyanda yetmiyor yalnız. Merkez Bankası'nın şunu da yapması lazım. Bu kadar detaylı bilgi var elinde, bu kadar detaylı rakamları alabiliyorlar. O zaman bununla işte mücadele yollarını da toplumun önüne koymaları gerekiyor. Yani biraz da çözüm odaklı, yani ne tür çözümler öngörülüyor, bunları da izah etmek lazım. Yoksa var olan durumu göstermek son derece güzel. Mesela bu rakamları gördüğümüzde işte hangi kalemden ne kadar geldiğini net görebiliyoruz. Ama bunların çözümüne dönük de bir takım öngörüleri, bir takım alınan tedbirleri paylaşmak lazım. Gördüğümüz kadarıyla para politikası yoluyla Merkez Bankası bunu yapmaya çalışıyor. Yani faiz kanalıyla. Ama diğer kanallarda da, yani şu gıda fiyatlarıyla mücadelede ne yapılması gerekiyor? Bunun da yol haritasını toplumla paylaşmak lazım ki oradaki beklentileri kıralım. Bakın Sayın Başkan'ın açıklamasında mesela hizmet sektörüyle ilgili ataletten bahsediliyor. Ne demek atalet? Yani insanlar fiyatların artacağını düşünerek otomatik fiyat artışına giriyorlar. Mesela diyelim kiralarda bu durum çok söz konusu. Ev sahipleri işte ücretlere zam geldi, maaşlara zam geldi vesaire diye hemen otomatik kiraları artırma yoluna gidiyor. Bu atalettir işte, bu beklentidir. Beklentiye göre hareket etmektir. O yüzden Merkez Bankası'nın bu rakamları açıklarken bu beklentiyi kıracak çözümleri de toplumun önüne koyması lazım ki toplum ona göre bu beklentiyi düşürsün. Ona göre bu beklenti aşağı seviyelere çevrilsin. Tabii sadece Merkez Bankası'nın görevi değil, bunu da söyleyelim. Hem Hazine Maliye Bakanlığı bu işi yapmalı, hem Ticaret Bakanlığı yapmalı. İlgili bütün bürokrasi, ilgili bütün bakanlıklar bunu bu şekilde ortaya koymalı ki en azından biz yol haritasını daha net görelim. En azından toplum atalete dayalı bir enflasyon varsa, ki var yani, çok yüksek oranda var. Bunu hep beraber görüyoruz. İşte zaten şuradan da anlıyoruz bu kadar yüksek olduğunu. Hizmet sektörünün bu kadar enflasyona 22 puan etki yapıyor olması tamamıyla beklentiyle alakalı fiyatlamadan kaynaklanıyor. Yani toplum her şeyin fiyatının artacağını düşünerek hareket ettiği için bu kadar evet, yüksek oranda artıyor. O zaman işte bunların çözüm yollarını da açık yüreklilikle paylaşılırsa daha aktif olarak bu işlerin çözüldüğünü göreceğiz. Ama umutsuz olmayalım Ece Hanım. Mutlak suretle hakikaten gelecek yılın Temmuz'una kadar bu süreç çok aşağı yönlü kırılmaya başlandı. Özellikle Temmuz'dan itibaren biz kalıcı olarak enflasyonun, işte Sayın Gaye Erkan da söyledi, 2006'da da 2026'da da tek haneli enflasyona mutlak surette ulaşacağız diye düşünüyorum.